Son senelerde bağımsız oyunların sayıları ve kaliteleri bir hayli arttı. Bu oyunların çoğu da korku türünde. Diğer medya türlerine göre oyunlarda korkunun bu kadar popüler olması kulağa garip geliyor. Ama nedeni aslında tahmin edilebilir. YouTube. Oyun videolarının nasıl popüler olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Amnesia, Five Nights at Freddy's, Outlast, Slender hem YouTuberların izlenmelerini arttırdı hem de korku oyunlarının daha ön planda olmasını sağladı. Bu oyunların mekanikleri birbirinden farklı olsa da hepsinin genel düzenleri aynıydı. Çaresiz karakteri korkunç durumlarda hayatta tutmaya çalışıyordunuz. Yani survival horror. Benim de gerçekten sevdiğim bir tür. Ama bu patlamada çıkan oyunların büyük bir çoğunluğu tam isteklerimi karşılamıyor. Çünkü korku oyunları diğer oyunlar kadar farklı sistemlere sahip değiller. Bu yüzden geliştirmek çok daha basit. Yani aslında bu kadar fazla survival horror oyunu olmasının sebebi yeni geliştiriciler için daha cazip olması. Hızlı geliştirilen, her an YouTube tarafından patlatılmaya müsait oyunlar. Bu sebeple de oyunların kapsamları genelde küçük oldu. Ya da türün ilk oyunlarıyla çok alakaları yoktu. Ne kadar survival horror oyunu çıksa da Silent Hill veya ilk Resident Evil'larla aynı hissi veren oyun göremedim. Birkaç tane benzeri olsa da birkaç şeyi kaçırıyordu. Signaris ise tamamen aynı kıvamda bir oyun. Elinizdeki sınırlı imkanları kullanarak ilerlediğiniz, gizemli bir hikayeyi açığa çıkardığınız bir oyun. Bulmacaları, bölümleri ve iyi bir sanat yönetimiyle neredeyse kusursuz bir korku oyunu. Eğer oyunu denemek istiyorsanız buradan sonrasını izlememenizi öneririm. Signalis, karakterimizin bir gemide uyanışıyla başlıyor. Gemiyi araştırdığımızda uzaya yeni gezegenler bulmak için gönderildiğini öğreniyoruz. Ancak gemi bir gezegene düşmüş ve gemideki diğer kişi kayıp. Anahtar kartı bulduğumuzda gezegene iniyor ve bulduğumuz delikten içeri giriyoruz. Kendimizi bulduğumuz Sierpinski bir maden kolonisi ve buraya resimdeki kadını bulmak için gelmişiz. Başladığımız odadan bir şeylerin yanlış gittiği belli. Odalar dağınık ve etrafta kimseyi göremiyoruz. Sadece kan izleri ve birkaç ceset var. İlk gördüğümüz karakter kaçmamızı söylüyor. Ama kendisinden aradığımız kadının yerini öğreniyoruz. Tüm Gestalt işçiler madenlere gönderilmiş. Yani en aşağı inmemiz gerekiyor. Gestalt olarak bahsettiği aslında normal insanlar. Okuduğumuz notlardan anladığımız kadarıyla bu medeniyette iki farklı birey var. Yapay olan replikalar ve doğal Gestalt'lar. Bizim karakterimiz LSTR replikası ve sadece keşif gemilerinde kullanılıyor. Bir Gestalt ile ise bu katta karşılaşıyoruz. Issa Ito yapması gereken bir şey olduğunu söyleyip veda ediyor. Tesisteki replikaların çoğu da bir şekilde değişmiş ve sizi gördükleri yerde saldırıyorlar. Sağlıklı olanlar ise ya ölmek üzereler ya da saklanıyorlar. Elster aradığı kadına ait bir kutuyu açıyor ve içindeki levhaya dokunduğunda kendini bir radyo istasyonunda buluyor. Aşağı inerken dönüşmüş bir miner replikası öldürüyoruz ve Adler ile karşılaşıyoruz. ADLR kodlu replika tüm tesisin yöneticisi. Bu sefer kendimizi bir okulda Issa'yı kontrol ederken buluyoruz. Issa, bir arkadaşının maske takan öğrenciler tarafından zorbalanmasını izliyor ve Esther uyanıyor. Diğer LSTR birimleri sayesinde düşüşten kurtulmuş. Katta gezerken FLKR birimi olan Falk'ı buluyor. Falk, tesisteki en yetkili replika. Hatta metinlerde tanrısal bir varlık olduğundan bahsediliyor. Ancak şu an komada. Adler'ın odasından aldığımız yönetici kartıyla asansöre biniyor ve madenlere iniyoruz. Çıkan ara sahnede İsa Adler'ı gözünden bıçaklıyor ve deliğe düşmesine neden oluyor. Madenlerde ilerledikten sonra aynı deliğe biz de atlıyoruz ve kendimizi bir kıyıda buluyoruz. Bir süre geçtikten sonra
Aster hiçbir yer isimli bölgede uyanıyor. Alanı keşfederken bir canavar ve İsa ile karşılaşıyoruz. Biz oyaladıktan sonra İsa tüfeği kullanarak işini bitiriyor ama tepmeyle bayılıyor. İsa'yı uyandırıp bölgede bulduğumuz 6 levhayı kullanarak son kapıyı açıyoruz ve kendimizi ilk girdiğimiz delikte buluyoruz. Bu sefer gemi daha düşmeden önce seferin tam 3000. günündeyiz. Aster ve Arien kutlamak için dans ediyorlar. Ve sahnelerin ardından Aster'ın cesedinin yanında Arien beliriyor. Aster, gemide açılmış bir boşluktan içeri atlıyor ve et dolu bir yaşam ünitesinin yanında başka bir LSTR birimini görüyor. Parçalanan kolunu değiştiriyor ve ölü birimden zırhını alıp gemideki delikten atlıyor. Kıyıdan kayıkla ayrıldıktan sonra kendimizi yine Sierpinski'de buluyoruz. Fakat daha da bozulmuş haliyle. İlk katı geçtikten sonra başka bir delikten atlıyoruz ve Adler'ı Falk'ın yanında görüyoruz. Delik bizi alt kata değil, Rotfront gezegenindeki bir apartman bloğuna gönderiyor. Yolumuzu bulmaya çalışırken, blokta yaşayanlar ve olanlar hakkında bilgi ediniyoruz. Burası, Arien ve İsa'nın yaşadığı apartmanlar. Arien burada bir fotoğrafçı dükkanında çalışıyormuş. Bir kitap dükkanında ise İsa ile karşılaşıyoruz. Bölümün bulmacasını tamamen çözdükten sonra duvardaki delik açılıyor ve baştaki odaya gidiyoruz. Ancak bu sefer Aster her şeyi hatırlıyor. King'in Yellow kitabını aldıktan sonra Arya'nın evine uğruyoruz ve Sierpinski'nin komutanı Falk'ın odasına doğru ilerliyoruz. Thank you.
Aster Falk'ı yendikten sonra Kırmızı Çöl'de Adder'ı da atlatarak gemiye doğru devam ediyor. Aster, Arya'nın kapısına kadar geliyor fakat son anda vazgeçerek gemiden ayrılıyor. Şu an muhtemelen hiçbir şey anlamadınız. Haklısınız, gerçekten zor bir hikayesi var. Tüm yazıları okusanız bile birkaç kez üzerinden geçmeniz, incelemeniz gerekiyor. Oyundaki gezegenlere bakarsak aslında bizim güneş sistemimizle aynı olduğu belli. Buyan Venüs, Vineta Dünya, Kites Mars, Rotfront Jüpiter'in ayı olan Europa, Haymat Satürn'ün ayı olan Titan, Leng ise muhtemelen Pluto. Çünkü en uzaktaki gezegen o. Gezegen sistemi olarak aynı olsa da zaman olarak tamamen aynı değil. Evrenin tarihi Yusan İmparatorluğu ile başlıyor. Almanya ve Çin'in birlikleriyle oluşmuş bir Avrupa Asya Dünya Devleti. Bu devleti kuran da İmparatoriçe adı verilen efsanevi bir figür. İmparatoriçe, biyorezonans adı verilen bir yeteneği kullanarak replikaları yaratıyor. İnsanlığı bir araya getiriyor, gezegenleri terraformluyor ve böylece Yusan İmparatorluğunu kuruyor. Biyorezonans, basitçe insanları ve evreni bir araya getiren bir enerji. Bu enerjiyi kullanabilen bireyler de güçlerine göre diğer bireylerin zihinlerine erişebiliyorlar. İmparatoriçe çok güçlü olduğu için tüm insanlığı kontrol ederek bir araya getiriyor. Replikalar ise belli insanların zihinlerini kopyalayarak yapay vücutlara yerleştirilmesiyle oluşuyor. Modele en uygun birey seçiliyor ve zihni kullanılıyor. İyi bir askerin ya da yöneticinin kabiliyetleri sonsuza dek kullanılabilir hale geliyor. Böylece imparatorlukta iki farklı vatandaş ortaya çıkıyor. Doğal Gestalt halkı ve onların kopyaları replikalar. Örnek olarak Kiel bir yer birimi, yani kolibriler. Biyorezonansı güçlü replikalar. Ve Falk birimlerini destekleyerek tamamen bileşik bir topluluk yaratabiliyorlar. Ama aynı zamanda başkalarının duygularından etkilenip bu duyguları etraflarındaki herkese yayabiliyorlar. İmparatorluğun kuruluşundan belli bir süre sonra İmparatoriçe hayatını kaybediyor. Ve muhtemelen bu sebeple ülke bir devrim ile ikiye ayrılıyor. Devrimin ardından büyük devrimci ve kızı Yusan ulusunu kuruyor. Güneş sisteminin iç kısmı Vineta, Buyan ve Kites imparatorluğun, dış kısmı Rotfront, Haymat ve Leng ise ulusun kontrolü altında. İmparatorlukta hayatın nasıl olduğunu bilmesek de bölgelerde geçirdiğimiz zamanda ulusun totaliter bir devlet olduğunu anlayabiliyoruz. En basiti, her birey üzerinde sadece 6 tane eşya taşıyabiliyor. Fazlası yasak. Bireysellik ve sanat yasak. Tüm duvarlar propaganda dolu. Kolibri birimleri zihin okuyup insanları kontrol edebiliyor. Hem de görünüşe göre bu devrim replikalar tarafından yapılmış. Sierpinski'de odalara baktığımızda her replika biriminin odası kendilerine göre rahatlıkları için tasarlanmış. Gestaltler ise kafeslerde uyuyan işçiler. Zaten yönetici pozisyonları da tamamen replikalarla dolu. Oyundaki en önemli karakter de Yusan ulusunda doğan Arjen Young. Leng gezegeninde doğan Arjen, çocukluğunu annesinin çalıştığı Rotfront'taki radyo istasyonunda geçirdi. Sadece annesiyle yaşadığı için devletle ve diğer insanlarla bir iletişim olmadı. Ve burada sanata ilgi duymaya başladı. Özellikle de resme. Ancak eğitimsizliği teyzesini rahatsız etti. Ve Arjen, Rotfront'taki apartman bloğuna taşındı. Farklı kişiliği ve saçları yüzünden diğer öğrenciler tarafından zorbalanmaya başladı. Ve kendisini kurtaran Erika Ito ve kardeşi Isa Ito ile arkadaş oldu. Doktorlar ve bir imparatorluk ajanı tarafından çok güçlü bir biyorezonans olduğu keşfedilse de Arya'nın bundan hiç haberi olmadı. Habersiz bir şekilde bir fotoğrafçıda çalışmaya başladı. Oyunun başında gördüğümüz fotoğrafı da burada gördü. Fotoğraftaki Alina Seo aslında sadece Arya'ya benzeyen bir asker. Vineta'da savaşan Alina'nın yanındaki de Lilith Ito. Isa'nın akrabası ve LSTR biriminin kopyalandığı insan. Hikaye şu an daha da karışık hale gelmiş gibi görülebilir. Ama ileride tamamen çözülecek. Sanata olan ilgisinden rahatsız olan öğretmenleri Arjen'i askere gönderiyorlar. 2 sene Rotfront'ta radyoda görev alan Arjen, Penrose programına katılıyor. Penrose programında bir Gestalt ve LSTR birimi yaşanabilecek gezegenler bulmak için uzaya gönderiliyor. Arjen, yanındaki LSTR 512 ile yolculuğa başladı ancak görevini tamamlamak için hiç çaba sarf etmedi. Kuralların hiçbirini okumadı ve Aster ile eğlenmeye devam etti. Tüm replikalar başka insanların kopyası olduklarından belli uyarıcılar ile eski yaşamlarını hatırlayabiliyorlar. Bu da replikanın istenmeyen bir kişiliğe bürünmesine neden oluyor. Arjen kuralları okumadığı için Aster ile müzik dinliyor, film izliyor, dans ediyor ve sonunda birbirlerine aşık oluyorlar. Programın 3000. gününde kutlama yapıyorlar ve 3. faz yönetmeliklerini bekliyorlar. Ancak 3. faza ulaşmaları programın başarısız olduğu anlamına geliyor. Yaşanabilir gezegen bulamadılar ve geminin kaynakları tükendi, reaktörü bozulmaya başladı. İkili pes etmeden birlikte yaşamaya devam ediyor ve birbirlerine söz veriyorlar. Ancak bu sözün ne olduğunu öğrenemiyoruz. Çift yataklarını kullanarak hayata tutunuyor ama bozulan reaktörün radyasyonu ikisini de etkilemeye başlıyor. Arjen daha çok hastalanıyor, saçları dökülüyor ve acıdan aklını kaybetmeye başlıyor. Aster indiklerinde çıkarmak üzere Arjen'i donduruyor. Fakat zamanı gelmeden hayatını kaybediyor.
Arya'nın son yazdığı nota bakarsak, neredeyse 700 yıl geçtiğini görüyoruz. Sıkışmış bir şekilde Alistair'ı bekliyor. Hikayenin devamı ve oyun buradan sonra çok karışıyor. Yani anlattıklarım tartışılabilir. Arya çok güçlü bir biyorezonant. Ve belki de radyasyonun etkisiyle bu gücü katlanıyor. Sirpinski'nin lideri Falk, madenlerde bulduğu deliğe giriyor. Kırmızı çöl, delik ve gemiyle karşılaşan Falk, hasta olarak geri dönüyor. Ve kısa bir süre sonra komaya giriyor. Söylediğim gibi, biyorezonans sebebiyle neyin gerçek olup neyin olmadığını bilmiyoruz. Rüyalar, hatıralar, zihinler tamamen karışmış durumda. Bu yüzden tüm olanları olduğu gibi kabul etmek daha mantıklı. Falk, deliğe girdiğinde Arya'nın rüyasıyla karşılaşıyor. Ve yavaşça kişiliğini kaybetmeye başlıyor. Başta Arya, daha sonra Alistair'ın hatıraları da karışınca, ikisinin karışım bir varlığa dönüşüyor. Tesisin lideri ve güçlü bir biyorezonant olduğu için rüyalar ve hatıralar yavaşça tüm replikalara yayılmaya başlıyor. Böylece tesisteki tüm replikalar yavaş yavaş oyunda gördüğümüz canavarlara dönüşüyor. Bizim oynadığımız LSTR birimi de bu dönüşme yaşandıktan sonra Sirpinski'ye giriş yapıyor. Ama Alistair gemide ölmüştü. Burada olmaması lazım. Zaten oynadığımız LSTR 512 yani Alistair değil. Başka bir replika. Oyuna başladığımızda elimizde Alina Seo'nun fotoğrafı var ve onu arıyoruz. Ama Alina Seo Sirpinski'de hiç olmadı. Arien, Alistair'ın hatıralarını da yaydığı için tüm LSTR birimleri kişilik karmaşası yaşıyor. Ama Alistair'ın hatıraları yerine asıl kopyalandıkları Lilith Ito'nun hatıralarını yaşıyorlar. Yani Lilith'in sevgilisi Alina Seo'yu arıyoruz. Asıl amacımız Arien olsa da. Yolda karşılaştığımız Issa ise Arien'in hatıralarındaki arkadaşını kullanarak kendini kurtarma çabası. Arien'in kopyalarının sıraya dizildiği yerde onu da görüyoruz. Ancak Issa yani Arien hedefine ulaşamayıp pes ediyor. En sonunda deliğe vardığımızda LSTR gemiye giremiyor çünkü hala Lilith'in hatıralarını yaşıyor. Arien uyandırdıktan sonra ise Rotfront'a giderek Arien'in çocukluğunu görüyor. Ve Falk'ı öldürerek Sirpinski'deki rüyayı sona erdiriyor. Oyunun nasıl oynadığınıza bağlı olarak 3 farklı son var. İlkinde LSTR Arien'i terk ediyor. Çünkü hala Lilith'in hatıralarını yaşıyor. Bunu gökyüzünün mavi renginden anlayabiliriz. Gökyüzü mavi olan tek gezegen Vineta ve burası Lilith'in savaştığı yer. İkinci sonda Alistair Arien'i uyandırıyor ama Arien onu tanımıyor ve Alistair yanında ölüyor. Sahte sondan sonra da bu LSTR birimini zırhına alıyoruz. Diğer sonda ise Alistair sözünü hatırlıyor ve yerine getiriyor. Thank you.
Ama fark etmişsinizdir, bu hikaye bir döngü. Tüm LSR birimleri, Arya'nın rüyaları yüzünden Sirpinski'ye geliyorlar ve Alina'ya uyarıyorlar. Bazıları asansörde ölüyor, bazıları çölde, bazıları ise sözlerini yerine getiremiyor. Adler'ın günlüklerinde de bunu görebiliyoruz. Döngünün sonuna doğru önceden yaşananları hatırlamaya başlıyor. Eğer kafanız karıştıysa gerçekliği basitçe özetleyebiliriz. Oyun boyunca yaşanan her şey aslında Arya'nın yarattığı bir rüya gerçeklik. Alistair sözünü yerine getirebilsin diye Sirpinski'yi, hatta belki de tüm insanlığı kontrol ediyor. Oyunu bitirdikten sonra gerçekten etkilenmiştim. Hikayenin çoğunluğunu kavrasam da arada birkaç şey aklıma takılmıştı. LSR biriminin kopyalandığı Lilith'in hafıza bilgileri savaşta kayboluyor ve yeni birimler bir replikadan kopyalanıyor. Bu replikanın da LSR 512 olduğu ima ediliyor. Ama burada bir sorun var. 700 yıl uzayda kalmış Arien hangi gezegene düştü? Ve Yusan ne zaman Alistair'ın replikasını buldu? Falk uzay gemisini nasıl Rotfront'ta buldu? Adler ve Sirpinski'de döngüler nasıl çalışıyor? Tüm gerçeklik baştan başlıyor. Ama bir süre sonra fark ettim, bunların hiçbir anlamı yok. Oyundan çıkarılacak yeni bir bilgi yok. Yapacağım tüm bağlantılar daha da alakasız olacak. Olayları çözmeye o kadar odaklanmıştım ki oyunun diğer tüm öğelerini unuttum. İlk düşündüğümde de oyun bana garip bir aşk hikayesi gibi gelmişti. Alistair Arya'na aşıktı çünkü kopyalandığı Lilith'in sevgilisi Alina'ya benziyordu. Diğer LSR birimleri ise Arya'nın rüyası yüzünden hayatında hiç görmedikleri birine aşık olup peşlerinden gidiyordu. Adler birimi duaları yüzünden Falk birimlerine bağlılar ve zaman içerisinde onlara aşık oluyorlar. Oyunun ana karakterini Alistair olarak düşündüğümüzde bu okuma yeterli gibi. Ama oynadığımız tüm oyun aslında Arya'nın rüyası. Oynadığımız LSR birimleri Arya'nın yarattığı gerçeklikte tüm kişiliklerini değiştirip onun istediği Alistair'a dönüşüyorlar. Ama döngü asla sona ermiyor. Yani hiçbir birim Arya'nın sevgilisine dönüşemiyor. Rüyasının şeklinin neden böyle olduğunu, rüyasını ve çocukluğunu gördüğümüzde anlıyoruz. Sirpinski'de Gestalt işçiler tamamen replika kontrolü altındalar. Yiyeceklerini ve eşyalarını tamamen sayıyla alıyorlar. Kafeslerde yaşıyorlar. Önceden belirlenen kişiliklerinin değişmemesi için özel olarak hazırlanmış odalarda özel rutinlerle yaşıyorlar. Yaşadığı toplum tamamen kontrol üzerine kurulu. Kendi hayatına da bu kontrol yön veriyor. Sadece annesiyle büyüyen Arien, yalnız bir çocukluk geçiriyor ve kendini sanata veriyor. Ama topluma karıştığında tüm varlığının reddedildiğini öğreniyor. Saçları erken beyazladığı için zorbalanıyor ve tek kaçışı olan sanata sevgisinin yasak olduğunu öğreniyor. Otoriter rejim altında yaşarken kendisinin bile haberi olmadığı güçleri yüzünden dışlanıyor ve sonu kesin ölüm olan bir göreve gönderiliyor. Fakat Arya'nın üzerindeki kontrolden kurtulduğu tek yerde burası. Onu izleyen bir devlet ya da hor gören insanlar yok. Sadece kendisi, sanatı ve onu sevmeye programlanmış bir arkadaşı var. Arya'nın tek konforu bu ve sonsuza dek devam etmesini istiyor. Çizdiği resimler de bunu gösteriyor. Oyunda birkaç kez karşımıza çıkan resim aslında gerçek bir eser. Dithodnizil, yani Ölüler Adası. Resmin en büyük özelliği 6 farklı versiyon olması. Hepsini de oyunda görüyoruz. Diğer resim ise Geçtadı'da ve Gesinheit. Unutulmanın kıyıları. Bölümler arasında gelip kıyıya bindiğimiz yer bu resmin içi. Önceki gibi bu resminde 8 farklı versiyonu var. Arien içinde olduğu konfora o kadar bağlı ya da özgürlüğü o kadar kısıtlı ki sadece aynı resmin versiyonlarını çizebiliyor. Rüyasında da bu takıntıyı görüyoruz. Tüm insanlık Arien'in kontrolü altında onun yazdığı hikayeyi oynuyor. Bu hikaye asla değişip sona varmasa bile. Belki bu kontrol ile diğer insanları kendine daha yakın hissediyor. Ya da sevgilisinin bir gün sözünü yerine getireceğinin konforuyla rüyasına devam ediyor. Bu takıntı da bence benim ve diğer oyuncuların oyunun hikayesine olan takıntısına benziyor. Örnek olarak hikaye içerisinde King'in Yellow adlı bir kitap var. Bu da gerçek bir eser. Kısa hikayelerden oluşan kitapta sarı kıyafetli kral isimli varlık insanları delirtip trajedilere yol açıyor. Signaris'i inceleyen birçok insan bu varlığın oyunun içinde de var olduğunu öne sürüyor. Ama mantıklı baktığınızda oyunu açıklamak için böyle bir karaktere ihtiyacınız yok. Kitap Arya'nın okuduğu ve Yusan ulusunda yasaklı olan bir kitap. Oyunun sonunda ise tüm mühürleri kırılıyor ve Alistair kitap sayesinde rüyadan kurtulup Falk ile savaşıyor. Yani kitap nasıl Arya'nın için bir kaçışsa Alistair için de aynı görevi görüyor. Hikayedeki bir diğer tartışmalı öğe ise kırmızı göz. Oyuncular yine bunun oyun içerisinde bir varlık olduğundan bahsediyor. Notlara göre kırmızı göz Rotfront'ta bir kültürel sembol. Europa'dan esinlenen Rotfront, Jüpiter'in ayı. Yani bahsedilen kırmızı göz, gaz devinin yüzeyinde görülen büyük kırmızı leke fırtınası. Yusan ulusu altında yaşayanlar için bu fırtına onları sürekli izleyen replikaların bir sembolü olmuş. Yani Arien için üzerindeki gözleri simgeliyor. Ama oyundaki notların üzerine düştükçe ve küçük detaylara odaklandıkça asıl önemli olanı kaçırıyoruz. Arien için de aynı şekilde. Sözün gerçekleşmesine o kadar odaklanmış ki sözün ne olduğunu öğrenemiyoruz. Alistair, Arya'nın hayatına son verse de
Döngü bitmiyor. Yani söz bu değil. Ama oyunun bir sonu daha var. 3 gizli eşyayı bulursanız kasadaki zambığı buluyor ve bir ritüeli tamamlıyorsunuz. Kurtuluş hakkında bir İncil ayeti ardından geminin üzerinde Ariyen'in gözünü görüyoruz. Ariyen sonsuz yalnızlığında unuttuğu sözü artık hatırlıyor ve sonu kabulleniyor.